Kazı çalışmalarına biz 2000 yılında başladık ve değişik bir şey yaptık. Bütün işçilerimiz neredeyse %100'ü kadın işçilerden oluşuyordu. Birkaç tane erkek işçi vardı başlangıçta. Sonra baktık ki hanımlar bu işi çok büyük titizlikle, itinayla ve coşkuyla yapıyorlar. İlk sene işçilerimiz dediler ki hocam biz hiç arkeolojik kazı yapmadık, nasıl yapacağız? Dedim ki yavaş çalışacaksınız, dikkatli. Olmaz dediler, haramdır yavaş çalışmak, para kazanıyoruz. Fakat ben dedim toprak içinden çıkan her şey, ki buna küçük küçük buluntular da söz konusu. Çok çabuk bir sürede kavradılar. Şimdi öyle oldu ki bu işçilerin bazıları 2000 yılından bu yana bu hanım işçiler devam ediyorlar. O kadar öğrendiler ki yeni gelen öğrencilere öğretiyorlar. Örneğin bir buluntu çıktı. Ölçüsü alınacak bu kazı alanının içerisinde. Hemen oraya bir çivi koyuyorlar. Gel gel bu çividen buraya ölçüyü alacaksın. Hemen ölçüyü al da biz kazmaya devam edelim diyorlar. Ve çok titizlikle hiçbir buluntu kaçırmadan kazıları gerçekleştiriyorlar. İçim çok çok rahat. Hiçbir buluntuya zarar vermeden. Bir de aynı zamanda gözü ve eli çok yetenekli işçilerimiz var. Örneğin toprağın içinde topraktan ve yine eski kırık kap parçalarından yapılma bir ilaç fırınını hiç bozmadan, kırmadan görerek ortaya çıkardılar ve bu şimdi müzede teşhirde olan belki de dünyadaki tek ilaç fırını, yıkılmamış, dökülmemiş, içinde ilacıyla bulundu. Bunu biz mesela bu hassas elli işçilerimize borçluyuz. Tekirdağ merkezde oturuyorlar. Hemen hepsi %100 Tekirdağlı diyebilirim. Yani yaklaşık 40 işçiye yakın, değişerekten sayılar bütçeye göre. Onların bazen işleri oluyor. Bu sene gelemiyor, bir dahaki sene gelmeye devam ediyor. Aynı mahallenin bir kısmı akraba, bir kısmı komşu olan işçiler bunlar. Ben hemen hemen 10 sene olacak buraya geliyorum. Hani ihtiyacımız olduğu için Allah razı olsun hocamızdan. Burada bir güzel kap bulduğumuz zaman hemen hocamıza sesleniyoruz, öğrencilere veriyoruz. Biz de seviniyoruz güzel iş çıkardığımız için. Biz toprak atıyoruz. Hepimizden ayrı ayrı işlerle uğraşıyoruz. Herkes aynı kendi işini biliyor. Ben arabacılıyım mesela, toprak atıyorum. Arkadaşlar arabamı dolduruyor, ben götürüyorum. Kimisi kazıyor. Keserle, süpürgeyle süpürüyoruz. Temizlik yapıyoruz.